Görüntüde bir sıkıntı yok herhalde, değil mi arkadaşlar? Yok hocam, hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşlar sizi seçmeyi tercih ettiler. Bu bizim rejinin tercihi. Sizi daha yakışıklı bulmuş olabilirler hocam. Aman efendim, güzeldi. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Şimdi yakışıklılıkta, yakışıklılıkta hocam, birbirimizle yarışıyoruz. Fakat sizin ışıklar mı söndü, bir şey oldu galiba? Evet, Arkadaşlar. Sizi tek alsınlar, sizi bir tek alsınlar. Siz konuşurken Evet. beni alsınlar ekrandan. Evet, evet. Hocam karanlıkta kaldı. Işığı bir yakmak lazım. Şimdi değerli seyirciler, bugün gündemde önemli konular var. Yani bu önemli konuların başlıklarını vermek lazım. Bu önemli konuların arasında bu el öpme var. El öpme krizi var. Şimdi Süleyman Karadeniz, Polis Özel Harekat Başkanı. Şimdi bir başkanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü örgütlenmesinde, şemasında önemli bir yere sahip başkanlık. Diyor ki Devlet Bahçeli'nin elini öpmemin nedeni şu. Aynen söylüyorum. Yaşına ve devlet tecrübesine saygıdan dolayı elini öptüm. Yapma ya. Hangi devlet tecrübesinden söz ediyorsunuz siz? Devlet Bahçeli devlette ne kadar görev almış oldu? Bir, 57. hükümette, Ecevit'in başbakanı olduğu 57. hükümette başbakan yardımcılığı gibi altında bir teşkilatı olmayan kısa bir dönemde bir görevi var. Ve o hükümetin yıkılmasının temel müsebbiplerinden biridir erken seçim isteyerek. 2 yıllık böyle bir başbakan yardımcılığı görevi var. Devlet tecrübesi dediğiniz zaman sanki 30 yıl devlette önemli görevler almış, birkaç kere başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış birinden söz ediyoruz, söz ediyoruz gibi. Bir dönem sadece bazı sembolik kamu kuruluşlarından sorumlu devlet bakanlığı yapmış, başbakanlığı, devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapmış Devlet Bahçeli'den söz ediyoruz. Buna duyduğu saygıdan ötürüymüş. Vallahi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugünden öneriyorum. Bir, icracı bir bakanlıkta bakanlık yapmış bir Cumhuriyet Halk Partili politikacıyla birlikte Özgür Özel, Özel Harekat Başkanlığı'nı Gölbaşı'nda ziyaret etmeli. Bakalım davranış ne olacak? Bu açıklama hiç kimseyi tatmin etmez. Burada bakın bir sıra halinde esas duruşta selam veriyorsunuz. Bu ben devletin polisi değilim, MHP'nin Devlet Bahçeli'nin polisiyim demektir. Öncelikle bunu açıklayacaksınız. Yani yaşına, devlet tecrübesine saygıdan dolayı elini öptüm olmaz. Bayram ziyaretine gidecekseniz sivillerinizi giyersiniz, eşinizi çocuğunuzu yanına alırsınız. İşte bir paket lokum, baklava, çikolata her neyse neyi uygun görüyorsanız onu alırsınız yanına. Devlet Bahçeli'nin evine bayram ziyaretine gidersiniz. Bir dostluğunuz, bir yakınınız varsa. Ama bu önceden medyaya da bildirilmiş resmi bir ziyaret. Bu ziyaretin yapılmasında hiçbir sakınca da yok bana göre. Bana göre hiçbir sakınca yok. Yani MHP'de diyebilir ki 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 51 şehit vermiş Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ettim. Bunda ne var? Olabilir bu. Orada şu var. Bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının polisi olması gereken Süleyman Karadeniz, Devlet Bahçeli'nin elini öpemez. Devlet Bahçeli bir siyasi partinin genel başkanı. Oyu ne olursa olsun, kaldı ki oyları %5 ila %10 arasındadır. Aşırı sağcı, bazı değerlendirmelere göre de ırkçı ve faşist parti olarak nitelendirilen ve son Avrupa Kupası'nda da biliyorsunuz Bozkurt işareti nedeniyle son derece tartışmalı bir partinin genel başkanı. Üstelik de bu partinin Türk siyasal yaşamındaki yakın dönemdeki hatırası hiç de zannedildiği gibi parlak falan değil. Saygı duyulacak bir devlet görevine de, devlet tecrübesine de sahip değil. Saygı duyanlar olabilir, ona itiraz etmem. Kendi bilecekleri bir iştir. Ama Devlet Bahçeli'nin elini öpüp
yaşına ve devlet tecrübesine saygıdan dolayı elini öptüm de demesi kabul edilebilir gibi değil. Yaşına dese belki. Hangi devlet tecrübesi ya? Devlet Bahçeli 12 Eylül'de yargılandı, hakkında ifadeler var. Adana'dan Ankara'ya gelen Ülkü Ocakları üyeleri stenlerle, ağır silahlarla Devlet Bahçeli'nin arabasında yakalandı ve Devlet Bahçeli gitti ifade verdi. Adanalı hemşerilerim memlekete gitmek için, öğrencilerim benim, benim arabamı istediler, ben verdim, gittiler geldiler dedi. O ülkücüler daha sonra Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'u şehit ettiler. Aynı ülkücüler değil ama Adana Ülkü Ocakları üyeleri Emniyet Müdürünü şehit ettiler. Adana'dan İstanbul'a gelirken yine Gölbaşı'nı yanlış hatırlamıyorsam, benim Ülkücü Hareket'in analitik tarihi kitabında ayrıntılı bir şekilde var ifadeler. Devlet Bahçeli, o zaman Maliye Muhasebe Yüksekokulu bildiğim kadarıyla Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde o zaman doktor olarak ya da asistanlık yapıyor, öğretim üyesi, öğretim görevlisi. Arabasıyla Adana'ya gidiyorlar. Adana'dan dönerken ağır silahlarla yakalanıyorlar Devlet Bahçeli'nin arabasında. Devlet tecrübesi bu mu ya? Madem tartışıyoruz her şeyi açıkça, tartışalım. Buyurun, sık yönetim tutanaklarında var bütün bu ifadeler. Ben herhangi bir şey eklemiyorum. Siz kalkıyorsunuz, yaşına ve devlet tecrübesine saygıdan dolayı elini öptüm. Harbi olun ya, ben saygı duyuyorum, siyasal görüşlerim nedeniyle elini öptüm, gereğini yapın diyeyim. Bakın, buna saygı duyarım. Ama kaytarmak yok. Kaytarmak yok. Bu ülkenin %90'ının oy vermediği bir partinin genel başkanının elini öpüyorsun. Kardeşim, ben sana nasıl güveneceğim? Ben sana güvenliğimi bu ülkede terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadele, işte organize suç örgütleriyle deyim uygun değil ya. Her neyse, mücadelede ben sana nasıl güveneceğim? Bu güveni bana bir daha nasıl vereceksin? Bunu izah et. Kaytarma burada. Buyurun hocam. Ben sesi duymuyorum. Emir Hoca'nın sesini duymuyorum. Öyle mi? Bu sadece, şimdi duyuyorum hocam. Evet. Bu sadece bir siyasi tavır eleştirisi değil. Çok beşeri, çok insani bir tavır da eleştirisi. Yani sanıyorum bedeni cesaret diye günlük konuşmamızda tanımlanan bir ögeye de işaret ediyor sevgili Yanardağ. Değerli izleyiciler, insan bir tavır belirlediği zaman, bir davranışta bulunduğu zaman o yaptığı davranışın, o tavrının arkasında durmak ve onun hesabını vermek zorundadır. Medeni cesaret budur. Yani üstelik tabii polis gibi devletin gücünü,